Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle yayına başlamadan önce hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ülkemiz için huzur, barış, mutluluk içerisinde yaşanan bir Ramazan olmasını dileyerek hemen kitabımıza geçelim. Arkadaşlar bugün karşınıza çok farklı bir kitapla geldim. Yazar İngiltere'de doğmuş. 1964 yılında 5 yaşında Amerika'ya göçmüş ama aslen kök olarak orijinali neresi Hindistan. Yani Hintli bir yazarın eseriyle karşınızdayım. Bağımsızlık Toprağının Atsız Çiçeği. Yatak Öğretmeni. Sujata Massey Yurt Yayınlarından çıkmış arkadaşlar 550 sayfalık bir eser ama şunu size çok net söyleyeyim. 550 sayfayı ne zaman okudunuz? Ne zaman bitti anlayamayacaksınız. Hikaye çok heyecanlı, çok akıcı, çok sürükleyici. Kitabın dili de çok güzel. Çeviri de Nur Yener tarafından yapılmış. Gerçekten güzel bir çeviri. Yani böyle bir su içer rahatlığında okuyacağınız, farklı bir dilden Türkçeye çevrildiğini adeta hiç hissetmeyeceğiniz bir kitap. Şimdi açık yüreklilikle itiraf etmek durumundayım ki ya kitabın isminden dolayı paylaşayım mı paylaşmayayım mı tereddüdü yaşadım. Çünkü kitabı elimde gören birçok arkadaşım ya hocam sen şimdi yatak öğretmeni falan deyince böyle değişik çağrışımlar yapıyor. Ya bunu mu okuyorsun? Yani bırakın sizinle paylaşmayı. Ya sen böyle bir eser mi okuyorsun? Diyen yakın çevremden Arkadaşlar oldu. Ben de lan acaba bir suç mu istiyorum? Bir kabahat mı yapıyorum? Ne yapıyorum ki? Yani çok güzel. Ana omurgasında Hindistan'ın İngiltere'yi o yük olarak Hint halkının, Hint toplumunun, Hintlilerin sırtına böyle asalak gibi yapışmış kalmış olan o Hintlileri Hindistanlıların böyle alıp omuzundan attığı bir hikaye var merkezinde ama hikayenin içerisinde Yatak öğretmeni isminin de çağrışımından anlayacağınız gibi bir hayat kadını bölümü de var. Yani bir hayat kadınından bir özgürlük savaşçısı mı çıkacak? Ne olacak? Okuduğunuzda kitapta göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim kitaba. Hindistan'da 1900 işte 37'li 40'lı yıllar o dönemi anlatıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'na dünya gitmektedir. Hindistan artık yeter canımıza tak etti deyip İngiliz imparatorluğuna ve İngiliz sömürgeciliğine yavaş yavaş kaş kaldırmaya başlamış ve rahatsızlığını daha yüksek sesle ifade etmeye başlamıştır. İşte tam da böyle yıllarda Batı Bengal eyaletinde bir küçük köyde yaşayan bir kız çocuğu vardır ismi Pom'dur ve bir gün bütün ailesini Hint kıtasının değişmez mevsimsel özelliklerinden biri olan bir muson yağmuru ve ardından gelen sel felaketiyle kaybeder. Ben de uzun yıllar Pakistan'da ve Hindistan'da yaşayan biri olarak yani bu kitabı okurken kitabın adeta içine girdim. Çünkü muson yağmurlarından bahsediyor. O muson yağmurunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Yani o muson yağmurunu yaşadım, gördüm. Bitmiyor abi bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor o yağmur. 24 saat, 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün. Ya günlerce bitmeyen bir yağmur. Yıkılan o fakir kulübeleri toplumun en alt kastında olan o kimsesiz sokaklarda yatan insanların sellerle birlikte Hint okyanusuna cesetlerinin akışı. Bunların birçoğunu uzun yıllar Hindistan ve Pakistan'da yaşamış biri olarak bizatihi içinde yaşadım ve kendimde gözlemledim. Zaten e, yani benim yaşadığım bir coğrafyayı da anlattığı için kitapla bütünleşmem, kitabın içerisine girmem çok daha kolay oldu benim için. Evet POM dediğimiz kız çocuğu ailesi gider ve artık bir başına kalmıştır. Bir parmak çocuktur. Hayatta tutulması gerekiyordur ama hayata tutunabileceği hiç kimse etrafında yoktur. Ne anne, ne baba, ne büyük anne, ne büyük baba, ne kardeşler, ne akrabalar. Hepsi o selle birlikte göçüp gitmişlerdir. Ve ondan sonra Pom daha sonra Pamela'ya dönüşür, daha sonra Sara'ya dönüşür, daha sonra Kamala'ya dönüşür. Sürekli ismi değişir. Yani e, hikayemizin ana karakterinin bir tane ismi yoktur. Birçok ismi vardır ama birçok ismi olması aslında onun hiçbir gerçek isminin olmaması anlamına geliyor. Bunun ne demek olduğunu kitapta okuduğunuzda anlayacaksınız. Bu kız hayata tutunmak için Nereye gider? Kalküta'ya gider. Kalküta halen o kıtanın en büyük, en kalabalık, en gösterişli, en curcuralı şehridir. Saraylar şehri olarak bilinir. Ve Pom'un yani Pamela'nın yani Sarah'ın yani Kamala'nın hikayesi başlar. Ya arkadaşlar bakın şimdi size hikayenin kendisini böyle bir film anlatır gibi anlatsam Mühteşem bir hikayesi var ama tabii ki hikayeyi anlatmayacağım. Peki hikaye size anlatmayacağım ama siz bu hikayenin içerisinde ne bulacaksınız? Arkadaşlar bu hikayenin içerisinde öncelikli olarak Hintlilerin o kendi kas sistemleri var. O kas sisteminin nasıl acımasız bir şey olduğunu, insanı insandan nasıl ayırdığını, toplumun farklı katmanları arasında asla aşılamayacak duvarlar nasıl ördüğünü işte Brahmanlardan dokunulmazlar denilen yani kendisine dokunulmanın böyle temas etmenin bile adeta günah sayıldığı suç sayıldığı ve iğrenildiği insan topluluklarıyla en üst tabaka olan Brahmanlar ve aradaki diğer katmanların birbirleriyle olan ilişkileri o kibirleri küstahlıkları acıları yoklukları oradan geleceğiz hikayenin içerisinde Anglo-Saksonlar özür dilerim düzeltiyorum Anglo Hintliler var. Yani erkeğin bir tarafın İngiliz diğer tarafın Hintli olduğu melez ilişkilerden ki bunların birçoğu resmi nikahlar değil. İngiliz sömürgeciler, İngiliz emperyalistler, İngiliz kanemiciler, İngiliz profesyonel o sömürgeciler tabii ki o kıtaya gittiklerinde tabii ki o kıtanın kadınlarıyla da gayri ahlaki ve çok farklı ilişkiler kurmuşlar. Onlardan çocuklar oluşmuşlar. O tabaka da İngilizlerden aşağıda ama yerli Hintlilerden yukarıda. Siz ne kadar üst kattan bir Hintli olursanız olun, isterseniz Brahman olun, bir İngiliz'in DNA'sını, kanını taşıyan isterse bu tecavüz ürünü bir çocuk olsun. Bir Anglo-Hintliyseniz yani Meles'seniz yine de onların üstündesiniz. Ve tabii ki hikayede İngilizler karşımıza çıkıyor. İngilizlerin nasıl profesyonel sömürgeci olduklarını, Hindistan'ı nasıl sömürdüklerini... ...kendi o kirli, sisli, soğuk, sürekli böyle bir sis bulutu tarafından örtülmüş o adalarını... ...nasıl o Afrika'nın ve Hindistan'ın yeraltı kaynaklarını böyle emerek kendilerini böyle beslediklerini, o şaşalı imparatorluklarını kurduklarını da bu kitapta göreceksiniz. İşte klasiktir zaten batılılar. Ben böyle klasik yani her şeyi böyle batıya atalım, batıyı suçlayalım, bize ait olan eksikleri görmeyelim demeyen bir insan değilim. Bize ait eksikleri de eyvallah görelim ama bir de batının da bir gerçeği var. Batılılar gitmişler dünyanın dört bir tarafını Afrika'sından Hindistan'ına. Orta Doğu'sundan Uzak Asya'sına kadar sömürmüşler. Ne yer altında maden, ne yer altında petrol, ne de yer üstünde bitki bırakmışlar. Hepsini alıp kendi o sisli o kıtalarına götürmüşler. Ondan sonra müthiş bir refaha kavuşmuşlar. Ardından da böyle vicdanlarını rahatlatmak için işte Afrika'ya gidelim, Hindistan'a gidelim, dul kadınlara bakalım, küçük çocuklara işte ekmek götürelim. Hadi onlara bir kuyu suyu açalım diyerek o sus, susturamadıkları aslında vicdanlarını susturmaya ve tatmin et, etmeye çalışıyorlar o ufak tefek yardım faaliyetleriyle. Çünkü bir kıtayı, bir dünyayı sömürmüşler. O İngiliz sömürgeciliğini göreceksiniz. Ya burada korku var, şiddet var, cinsellik var, siyasi kavramlar var. 2. Dünya Savaşı var, Hitler var, Japonlar var. Japonların Hindistan'dan tutun da işte Çin'e saldırısına kadar o dönemin olayları var. 2. Dünya Savaşı'ndaki dünyanın durumu var. Hintlilerin verdikleri özgürlük mücadelesi bir yanda Gandhi ile temsil ediliyor, bir yandan Netaji ile temsil ediliyor. Gandhi barışçıl yollardan Hintlileri, diz özür dilerim İngilizleri diz çöktürüp kendi adalarına göndermek istiyor. Ama Netaji ise daha şiddetlidir, daha kararlıdır, İngilizlerle gırtlak gırtlağa savaşmak ister, gerekirse şiddetin her türlüsünün kullanılması gerektiğini söyler ve bunu uygular Hindistan ulusal ordusunun kuruluşu bugün Hindistan ulusal ordusu ama Hind Hindistan'da İngilizler varken bugünkü Hindistan ulusal ordusu o kurulduğu dönemde İngilizlere göre teröristlerden oluşan bir örgüttür. İşte bütün bunların hikayesini içerisinde bulacaksınız. Gandhi'yi bulacaksınız, Netaji'de de bulacaksınız. Efendime söyleyeyim o dönemin bütün siyasi olaylarını göreceksiniz. Ve beni her zaman Gandhi'nin felsefesi etkilemiştir. <laughs> İngilizler diyorlar ki Kesinlikle hiçbir denizden, ırmaktan, gölden asla ve kata bir avuç dahi olsa tuz almayacaksınız. İngiliz fabrikalarında üretilen ve satışa sunulan tuzu kullanacaksınız diye baskı yaparlar. Ama Gandhi o büyük tuz yürüyüşünü gerçekleştirir ve gider bir avuç tuzu alır. İngilizlere karşı şiddet uygulamaz ama İngilizlerin kendi ekonomik sistemlerini ve o ekonomik emperyalizmlerini dayatmalarına müsaade etmez, direnir. İngilizler derler ki hayır bundan sonra hepiniz İngilizlerin fabrikalarında dokunan sarileri, kumaşları, şalvar, kamizleri giyeceksiniz. Gandhi gider, kendisi bir koyunu kırpar, oradan o yünleri alır, eğirir, ip yapar ve bir ömür boyu daha sonra giyeceği kendi şalını ve omuzuna attığı diyelim ki bizim tabirle... ...işte peştemalini... ...örer. İngilizlere boyun eğmez... ...ama çatışma yöntemini... ...kan dökmeyi de... ...tercih etmez. İşte bütün... ...bu hikayeler bunun içerisinde var... ...arkadaşlar. Ama tabii ki... ...şimdi yatak öğretmeni deyince... ...aslında... E, ...bence bunu çeviren... ...yayın evi diyelim. Hani yayın evini de... ...burada suçlamak istemiyorum. Hani güzel bir... ...kitap çevirmişler. Gerçekten... ...okunmaya değer. Ben çok keyifli öğrendim. Çok şey öğrendim. Belki... O bölgede yaşamış bir insan olarak zaten bildiğim bir konulardı bunlar. Çünkü sürekli okuma yaptığım bir alan. Ama o bilgilerimi yeniden tekrar etme, yeniden hatırlama olanağı sundu sundu bana bu kitap. Yatak öğretmeni deyince belki kimiler aalan yoksa burada ne anlatıyor falan sanki böyle erotik bir kitapmış duygusu oluşuyor. Ondan alıyor kimisi de oğlum bu erotik bir kitap herhalde ya ne yapayım ben bunu alayım de deyip aslında gerçekten okunması gereken bir kitapla arasına duvar örüyor. Normalde bu kitabın İngilizce orijinal ismi Sleeping Dictionary. Yani bir anlamda yani kelime kelime çevirdiğimizde uyku sözlüğü gibi ama orada kastedilen şey şu. Bu kan emici, sömürgeci İngilizler Hindistan'a gittiklerinde e, dil bilmiyorlar ama orada subaylar, orada demir yolu işletiyorlar, fabrika işletiyorlar, hükümeti işletiyorlar, bürokrasileri var ve ama dil yok. Yani Hintçe bilmiyorlar, Bengalce bilmiyorlar, Urduca bilmiyorlar. Bunların hepsi ana omurgada Hintçe ama kimisi işte Müslümanların kullandığı daha ziyade Urduca, Bengal'deki lerin kullandığı Bengalce ama tabi bunlar hepsi birbirini anlıyor. Peki İngilizler nereden öğrenecekler? İşte ya gayri meşru ilişki kurdukları Hintli kadınlardan ya metres tuttukları Hintli kadınlardan ya da işte e, hayat kadınlarının çalıştırıldığı genel evlerine, randevu evlerine gidip oradaki Hintli kadınlarla temas anlarında onlarla yatakta konuşarak Hintçeyi öğrenirler. Bunu ifade eden bir kavram bu ki tabii ki İngilizler Hindistan'da o sömürge devletlerini kurduğu zaman o ilişki halinde oldukları işte hayat kadınlarına veya metreslerine bu ifadeyi kullanmışlar. Çünkü hani yatakta onlardan dil öğreniyoruzu ifade eden sleeping dictionary demişler o kadınlara. Evet, yani kitabın içerisinde işte o küçük pom dediğimiz kızın daha sonra dilini de değiştiriyorlar. Aç kalmamak, bir İngiliz okulunda hizmetçi olarak çalışabilmenin ön koşulu öyle Hindu'ydum, Müslümandım öyle bir şey yok. Herkes Hristiyan olacak ve mümkünse herkes Katolik olacak. Mümkünse herkes İngilizlerin dinine, mezhebine girecek. Girmek zorunda, karnını doyurabilmek ve hayatta kalabilmek için. Ve tabii ki daha sonra kitabın bir bölümünde belki şey olabilir, yani nasıl söyleyeyim... Ee, hani klasik muhafazakar değerleri çok şey yapan insanlar için böyle biraz rahatsız edici tanımlamalar veya sahnelerde ifade ediliyor olabilir. Bu da sizin tercihiniz. Ama İngilizlerin nasıl bir topluluk olduğunu ve Hindistan'da neler yaptıklarını o in polis amirlerinin, o ordu komutanlarının subaylarının, o centilmen beyefendilerin Hintli kadınlarla o modern, lüks, temiz, sağlıklı tırnak için de söylüyorum. Gelen evlerine gittiklerinde nasıl rezillikleri hayata geçirdiklerini de göreceksin, dinleyeceksin ki tabloyu tam anlamıyla anlayasın ve emperyalizmin bir topluma girdiğinde sadece o toplumun ekonomik yeraltı ve yerüstü kaynaklarını değil aynı zamanda onurunu, namusunu, izzetini, şerefini de nasıl ayaklar altına aldığını görebilesiniz. Güzel bir kitaptı arkadaşlar. Akıcı bir dili var. Heyecanla okudum. Keyifle okudum. Hatta sıkça soruyor arkadaşlar. Hocam sürekli yolculuk yapıyorsun. Hangi ara fırsat bulup da kitap okuyorsun diye. Ben bunu işte yeni bir kitabın Samsun, Trabzon, İstanbul söyleşileri ve imza günleri vardı. O hareket halinden yanımdaydı. Yolda okudum, otelde okudum, ara mola verdiğim yerlerde okudum ama hiç sıkılmadan ve bir an önce bir sonraki sayfada ne var diye merak ederek okudum. 50 bölümden oluşuyor. 550 sayfa. Size dünyanın belki de işte 5'te 1'i denilecek bir kıtanın tarihini Sömürgeden özgürlüğe giden o yolculuğunu Hindistan'ın kurtuluş mücadelesini ve o dönemin sosyal, kültürel, ekonomik, askeri olaylarını anlatan bunu bir kızın hayata tutunma mücadelesiyle birlikte yan yana paralel bir şekilde size anlatan gerçekten çok akıcı bir kitap. Alın, okuyun, sıkılmayacağınızdan eminim. Şu soruyu sorabilirsiniz. Hani bazen söylüyorum ya size. İşte bu kitap şu kesime hitap ediyor. Bu kitapta işte şu tür şeyler var diye. O muhteşem dünya klasiklerindeki uzun betimlemeler biliyorum. Birçok arkadaşı sıkıyor. Oraları böyle atlayarak geçiyorlar. Ama bu kitabı okurken atlayacağınız değil bir sayfa ve bölüm. Emin olun bir tek satır dahi olmayacak. Yatak öğretmeni Sujata Massey. Okuduktan sonra ne düşündünüz? Kitap size nasıl bir etki bıraktı? Biliyorum ki birçoğunuz kitap alıp okuyacaksınız. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafında gezerken yolda, izle çarşıda, pazarda mutlaka biriniz karşıma çıkıyor. Hocam sizin tavsiyenizle şu kitabı aldık diyorsunuz. Bu da tabii ki beni mutlu ediyor. Sesimin sizlere ulaşmış olduğunu, benim tavsiyelerimi önemsediğinizi bilmek beni mutlu ediyor. Okudunuzda neler düşündünüz? Yorumlarınız ne? Paylaşırsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kitapla kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.